kendisine mi duyduğu şefkat duygularıyla. Milletvekili Ulaş Karasu. İstanbul'da. Bayraklı kültür ve sanat alanında önce örnek bir konuma taşımaktır Bayraklımızı. İşte birincisini gerçekleştirdiğimiz Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali bunlardan bir tanesidir. Bayraklı binlerce yılın birikimi, bir mozaik mucizesi gibi duran insan yapısı ve belediyesine egemen olan inanç ve kararlılığıyla geleceğe büyük umutlarla bakıyor. Kent hafızasında bu kültürel değeri yaşatmak ve bu festival ile kent kültürüne katkı sağlamak en temel amaçlarımızdan bir tanesidir. Yapmanın en iyi yolu da evrensel değerimiz Homeros'u unutmadan edebiyat ve sanat alanında güzel ve kalıcı organizasyonlar yaratmaktan geçiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda Homeros Festivali'nin Bayraklımız için öncü bir örnek olacağına inancım tamdır. Birinci Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat ve Sanat Festivali yaşama, kente ve insana bakışımızın bir yansımasıdır. Hemşerimiz Homeros'a adanan etkinlik demetini çok önemsiyoruz. Bayraklı'da özgür düşünce, bağımsız sanat ve edebiyat temsilcileriyle onurlanılacaktır. Festivalimiz bir yandan bugüne anlam kazandırırken, bir yandan da geleceğe dair önemli deneyimler kazandıracaktır. Değerli katılımcılar, biz hemşerimiz Homeros gibi büyük bir ustadan aldığımız bu ilhamla şehrimizin 8500 yıllık zengin kültürünü, emsalsiz doğasını ve kadim tarihini korumaya kararlıyız. İzmir'in refahını, barışını, kültür ve sanatın merkezi haline getirmek istiyoruz. Biliyoruz ki her gün bunlardan gerileri daha çıkmaya karşımıza devam edecek ama tıpkı Meles gibi o engelleri aşmaya devam edeceğiz. Ama hedefimizden bir an bile olsun şaşmadan akmaya devam edeceğiz. Şu aralar bütün dünyada hepimizin gereksinim duyduğu şefkat duygularıyla içten selamlıyorum. Uluslararası Homeros Edebiyat Sanat Festivali'ne gönülden inanmış, pandemi kıyımıyla boğuşurken deprem gibi büyük bir yıkıma uğramış, yılmamış, mücadele etmiş ve bayraklıyı hak ettiği kültürel ve kentsel kimliğe kavuşturmuş, bütün bu olumsuzluklar ve acılar içinde dahi kentinin kültürel kimliğini dünyana tanıtmanın olanaklarını aramış ve bu festivalle bulmuş, çaba harcamış, gerçekleştirmiş Bayraklı'nın çalışkan sevgili başkanı Serdal Sandal olsun ve Serdar Sandal'a bir alkışla. Zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Ondan bize kalan mücadele etme inancınız olduğu için yaşamaya direnmek. Hoşça kalın. 5000 yıllık, 10.000 yıllık geçmişine de sahibiz. Bu böyle biline. Çünkü burada gelip dedelerimizin, ninelerimizin evlendiği, göçmen olmayan buranın yerlisi insanlar zaten buranın 10.000 yıllık sahibiydi. Demek ki biz de onlarla birlikte akraba olunca bütün geçmiş